Sevgili yükselen akrepler, 12-18 Nisan haftasına hoş geldiniz efendim. Evet, bu haftaya pazartesi gününe bir yeni ayla başlayacağız. Bir koç yeni ayıyla başlayacağız. Peki sizlerin doğum haritasında koç burcu neredeydi? 6. evinizdeydi. Demek ki 6. ev konularında bir başlangıç döngüsü, bir tetiklenme olacak. Pazartesi itibariyle dolunaya kadar devam eden, kuvvetle muhtemel birçoğunuzun işle alakalı bir süreci olacaktır. İş hayatından gelebilecek haberler, işle ilgili aksiyon alma, bir takım gündemler olabilir. Fakat tabii 6. ev sağlığımızı da anlatır. Demek ki önümüzdeki dönem biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor sevgili yükselen akrepler. Bu konuda sizi uyarmak istiyorum. Bazılarınızın ev hayvanları ile ilgili gündemleri olabilir. Belki de bir ev hayvanı almak da isteyebilirsiniz. Bazen o şekilde de çalışabilir. Şayet böyle bir kararınız olursa da lütfen sokaktan ya da barınaklardan alın, olur mu? Pet shoplara vermeyin para. Hayvanlar alınmaz, satılmaz. Naçizane tavsiye. Evet efendim. Şimdi pazartesi tabii bu yeni ay zamanı, özellikle öğleden sonra bir ay Plüto karesi olacak. Bu da demek oluyor ki duygusal olarak biraz kendinizi bastırılmış hissedebilirsiniz. Özellikle de sizin özelinizde bu iş ilişkilerinden dolayı da olabilir, haberiniz olsun. Buna biraz dikkat edelim. Pazartesi akşamı, salı, çarşamba, perşembe sabahına kadar ay boğa burcunda olacak. Yani 7. evinizde olacak. Demek ki hafta ortası sosyalsiniz. Odağınız ikili ilişkilerde, konuşmak istiyorsunuz. Tabii bu illa aşk, ilişki, hani o boyutta değil. Bazen de ticari ilişkiler, ortaklıklarla ilgili de bir hareket getirebilir. Hani bu anlamda aslında hareketli bir hafta, sosyal bir hafta. Yalnız değilsiniz, içte değilsiniz. Hani bu biraz dikkat çekiyor olacak. Tabii salı gününe dikkat. Orada bir ay Uranüs kavuşum var 7. evinizde. Dolayısıyla salı günü ikili ilişkilerle alakalı bir gerilim, bir kopuş, bir problem yaşanabilir. O yüzden salı günü lütfen çok güdüsel olacaksınız. Sakin. Orada sakin kalmanız gerekiyor. Evet, perşembe itibariyle ay İkizler Burcu'na 8. evinize giriş yapacak ve odağınız tamamen finansal konulara kayacak. Hesap kitap yapmalar, kredi kartı, banka kredisi, ne bileyim nafaka tazminat, miras, sigorta, belki aileyle olan para trafiğiniz, ortaklıklardaki maddi konular, yani bütün bunlar olabilir. Konu para ve finans olacaktır. Tabii 8. evde biraz sağlığınızla ilgili kronik durumlarınız varsa onlar biraz hani nüksedebilir. Ona biraz dikkat etmenizde fayda var. Şimdi cumartesi öğleden sonra bir Ay Mars kavuşumu olacak efendim. Yönetici gezegeniniz Mars Ay'la kavuşuyor İkizler'de 8. evinizde. Dolayısıyla biraz sinirlisiniz, gerginsiniz. Cumartesi öğleden sonra çatışmayın kimseyle. Biraz böyle ilişkilerde gerginlikler olabilir. Belki de duygusal olarak bir yoğunluk ve patlama da olabilir. Sakin olun. Ayrıca finansal konulara özellikle çok dikkat edin o gün. Bence harcama yapmayın, alışveriş yapmayın. Doğru zaman değil.